Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün çarşamba ayın 21'i Şubat ayındayız. 2024 yılındayız. Haber sistemimize iki haber ulaştı. Dün gece vakitlerinde bu sabah erkenden size bu haberleri sunuyorum arkadaşlar. Bir haberimiz Hollanda'dan geliyor. Bir haberimiz Almanya'dan geliyor. Almanya'dan gelen haberimiz e, uçak şirketleri üzerinde e, Türkiye'ye gidecek olanlar e, uçakla planlamış olanlar e, Lütfen sonuna kadar izlesin arkadaşlar bakın neler neler oluyor neler bitiyor hemen ilk haberime başlıyorum yaşlı Türk kadına tecavüz edene 12 yıl hapis Bakın arkadaşlar sonuna kadar dinleyin dünyada neler oluyor Hollanda'da ne olmuş? bir gurbetçi e, hanımefendinin başına neler gelmiş. E, gerçekten ben bu konuyu, bunu, bu e, haberi ilk önce dinleyince, okuyunca bir şaşırdım. Hollanda'da yaşlı Türk kadına tecavüz eden zanlıya 12 yıl hapis cezası verildi. İyi olmuş. Geçtiğimiz yıl 70 yaşındaki bir Türk kadına saldırarak tecavüz eden 39 yaşındaki Dave S 12 yıl hapis zorunlu TBS cezası aldı. Arkadaşlar bana soracak olursanız 12 yıl değil böyle insanları cezaevinden hiç çıkarmayacaksın. <laughs> Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 70 yaşındaki bir Türk kadına tecavüz eden 39 yaşındaki Deif Esin cezası kesinleşti mahkeme adama tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 12 yıl hapis ve zorunlu tıbbi rehabilitasyon tedavisi TBS cezası verdi. Sanığın mağdur kadına 43 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Olayda bilinenler. Geçtiğimiz yıl 2. Nisan'da yaşanan olayda 70 yaşındaki kurban her zamanki gibi sabah erken saatte evinden çıkarak kocasının bakıldığı huzur evine doğru yola koyuldu. Şehirdeki A28 üst geçidin yakınında aniden arkadan saldırıya uğradı. Saldırgan kadının boğazına sıkarak onu bir patikaya doğru götürdü. Sabah 7 civarında köpeğini gezdiren bir adam kadını çalılar arasında acı içinde inlerken görüp polisi aradı. Kadın hastaneye kaldırıldı, burada ciddi şekilde hipotermiye yakalandığı, neler olduğunu hatırlayamadığı ve zorla cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Üzerinde bir kalt pantolon olmasına rağmen iç çamaşırın bulunmadığını fark eden hastane yetkilileri derhal polisi alarma geçirdi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada bölgedeki kamera kayıtları incelendi ve bu şekilde Zwolle sakini Dave S.'e ulaş ulaşıldı zanlını evinde yapılan aramada kurbana ait olan iç çamaşırı bulundu. RTV Ostun tarafından görülen mağdur beyanın da Türk kadının saldırının sosyal hayatı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirttiği ve insanlar benim hakkımda konuşuyor ve beni küçümsüyorlar, beni dışlıyorlar ve hakkımda dedikodu yapıyorlar şeklinde ifade, ifade kullandığı aktarıldı. Mahkeme 12 yıl hapis ve TBS cezası verdi mahkeme olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinde Dave Esin telefonunda çocuk porno, pornografisi izledikten daha sonra kendini tatmin etmek için bir yol aradığını ve tamamen rastgele bir kişiye saldırdığı belirtildi. Yaşananları vahşi bir saldırı olarak nitelendirilen hakim, kadına tecavüz etti, eşyalarını çaldı ve neredeyse onu çalılıkların arasında ölüme terk etti şeklinde ifade kullandı. Deyfes'in kadını boğduğu öldürmeye çalıştığı ve zorla tecavüz ettiği için 12 yıl hapis cezası almasına ve zorunlu olarak tıbbi rehabilitasyon görmesine hükmetti. Deyfes'in mağdur kadına 43 bin euronun üzerinde tazminat ödemesine karar verildi. Sanık ayrıca çocuk pornografisi yapmak ve bulundurmaktan da suçlu bulundu. Zanlı daha önce de hapise girdi. <laughs> Deyfes ilk kez hapse girmiyor Temmuz 2014'te de evinde aşırı uyuşturucudan ölen 27 yaşındaki bir kadının cesedini Zuvolle'deki kanala attığı için 1,5 yıl hapis cezası almıştı. Aynı yıl çocuk pornosu bulundurmaktan da hüküm giymişti. Arkadaşlar bu haber sonhaber.eu'dan geliyor. Haber için teşekkür ederiz ve hiç vakit kaybetmeden ikinci haberime geliyorum. Yüzlerce Lufthansa uçuşu iptal edildi. Arkadaşlar uçakla bir yere geziye gidecekseniz lütfen sonuna kadar izleyin. Unutmadan da söyleyeyim videolarım size bilgili geliyorsa, hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız bana bir like verin. Abone de olursanız kanalıma bana destek olursanız gerçekten e, sevinirim, gurur duyarım. <laughs> Uyarı grevi nedeniyle yüzlerce Lufthansa uçuşu iptal edildi. Lufthansa yolcuları salı günü doğaçlama yapmak zorunda kalacak. Şirketteki bir başka uyarı grevi pazartesi akşamından bu yana çok sayıda uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Alman Milli Havayolu Lufthansa'nın 100 binden fazla yolcusu yapılan etkilenebilir. Grevin şirketin bazı bölümlerinde çarşamba günü saat 7-10'a kadar sürmesi bekleniyor. Ancak genel olarak çarşamba gecesi sona erecek. Yani bu akşam sona erecek. Lufthansa'nın teknoloji, lojistik, nakliye ve İT çalışanları pazartesi akşamı uyarı grevine gitti. Verdi sendikası ayrıca Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn ve Stuttgart'taki yer park personelini de salı günü greve gitmeye çağırdı. Şirketin yüzlerce uçuşun iptal edilmesini beklenirken hava yolu pazartesi akşamı en önemli merkezi olan Frankfurt'ta 50'den fazla uçuşu iptal etmişti. Sadece birkaç kıtaları, kıtalar arası uçuşun gerçekleşmesi planlanabildi. Ancak uçuşlar gerçekleşecek mi henüz belli değil. Hava yolu salı günü yaklaşık 1000 uçuştan oluşan planlı programında %10 ila 20'sini havaya kaldırmayı planlıyor. Münih Havalimanı önemli kısıtlamalar konusunda uyarıda bulundu. Seyahat operatörlerine göre Hamburg ve Düsseldorf'taki 23 Lufthansa uçuşunun tamamı ve Köln Bonn'daki neredeyse tüm uçuşlar iptal edilecek. Grev yapılmayan havalimanları da etkileniyor. Örneğin Hannover ve Bremen'de Frankfurt ve Münih'te giden ve gelen tüm, tüm Lufthansa uçuşları iptal edildi. Lufthansa bünyesinde bulunan Swiss Hava Yolu Şirketi ve İsviçre Havalimanları grevin pazartesi günü İsviçre üzerinde büyük bir etki oluşturmasını beklemiyor. Toplu iş görüşmeleri çarşamba günü de devam edecek. Verdi ikinci uyarı grevi dalgasını Lufthansa'nın önceki müzakerelerde mevcut teklifini iyileştirmek için hiçbir girişimde bulunmaması nedeniyle gerekli olarak nitelendirdi. Arkadaşlar <laughs> bu haber... Ee, Bugün çarşamba erken şu anda saat 4 İsviçre'de biliyorum bu haber bana dün akşam geldi. Bugün de dikkat edin çarşamba günü de dikkat edin ve bu akşam saatlerine kadar grevin sürmesi bekleniyor. Onun için dikkatli olun herhangi bir yere uçacaksanız ona göre bilgiyi alın ondan sonra efendime söyleyeyim yolunuza çıkın. İnşallah inşallah hiç kimseyi fazla etkilemez bu haber. Ama gördüğünüz gibi bayağı uçaklar yani kalkmayacakmış maalesef. Evet arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum yayınımı. değerli vak <laughs> Pardon değerli vaktinizi fazla almayayım. Herkesin işi var, gücü var. Bu haber İsviçre Post Gazetesi'nden geldi. Post Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Ve Murat Bozdağ'ın sonunda ne diyor arkadaşlar? Tabi hepinize hayırlı günler tekrardan. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.